Hepimizin hayatı bir noktayla başladı. Ve hepimizin hayatında bolca ama bolca nokta var. Ben de size benim noktalarımla başlayacağım. Çok çok küçüklüğe gideceğiz. Hepimizin aslında o noktaları var. Benim noktalarım kendi içine dönük kahramanın serüveni adında. Çünkü gerçekten içine çok kapalı bir çocuktan bahsediyorum. Hatta şu anda sizin karşınızda konuşan yetişkinin çocuk halinden bahsediyorum. Ve o çocuğun aslında küçücükken hatırladığı bazı şeyler var. Babasının kucağında, mandalina bahçelerinde yeşil hallerinden sarı hallerine, turuncu hallerine geçişlerine gördüğü o detaylara kadar kokularıyla birlikte mandalinaları toplamaktan. Ya da okula gitmek yerine elinde beslenme sepetiyle okula gideceğim deyip dere kenarında kurbağalarla ve kirpilerle vakit geçirmekten. Hatta sonrasında ancak o kadar zaman akmış oluyordu ki ancak ve ancak yine okuldan eve dönen çocukları gördüğümde eve gitmem aklıma geliyordu. Ve sonrasında yaz tatillerinde boyumu dahi geçen güne bakan çiçekleri, güne aşık çiçekler diyordum ben ona, güneşe aşık çiçekler diyordum. Onların arasında kayboluşlarımı hatırlıyorum. Sonrasında uğur böceklerini muhteşem şirin şeker halleriyle ve belki de Ağustos akşamları Ağustos böceklerinin şarkılarıyla uyumayı hatırlıyorum. Sonrasında aldığımız kaplumbağayla ne kadar muhteşem ve simetrik bir muhteşem bir canlı olduğunu görüyorum. Sonrasında balığımın ne kadar güzel olduğunu ve renk geçişlerini hissedebiliyorum. Sonrasında benim için başka bir dünya başlıyor. Kaosa aslında adım attığım dünya. Siyah beyaz önlüklerin içerisinde bir şekilde kendimizi bulmaya çalışıyoruz bu dünyada. İnsanlar size neyin ne olduğunu anlatıyorlar ve diyorlar ki siyahla laciverti giyemezsin, kahverengiyle siyahı giyemezsin, onunla bunu yapamazsın, yeşille kırmızıyı kullanamazsın. Hayır, tavuk üç ayaklı olamaz. Hayır, bunların hiçbirisi olamaz. Stilimde en çok o zaman yansıtabildiğim şey annemin bana ördüğü önlüklerden, yakalardan başka birisi değildi. O da bizim stilimiz değildi, annelerimizin stiliydi. Sonrasında oyuncaklarımız da farklıydı. Kağıt bebeklerden şebnemler vardı. Onları giydirirdik tatlı tatlı. Sonrasında tabii ki bir de yetişkinler vardı o dönemde. Burada dergileri daha Almancayken Türkiye'ye geldiğinde Türk kadını ondan bile kalıp çıkartıp muhteşem muhteşem kıyafetler çıkarabilirlerdi. Ve o kadar yokluğun içinde dahi Cin Ali'nin sadece bir şapkası, aksesuarı ve belki sayarsak topu vardı. Ve sonrasında Ayşegül'ün hikayeleri bizi okulda, denizde, tatilde ancak bunları biliyorduk o sıralarda. Sonrasında hayat bir kere daha değişti ve üniversiteye gittim. Mühendis olmam gerekiyordu, akıllı olduğumu herkese ispatlamam gerekiyordu. Ve üniversiteye gittiğimde hikaye bir başka noktaya geçti. Aldığım dersler muazzamdı ama aldığım bir tanesi vardı ki duyduğum bir cümle bütün noktaların birleşmesini sağladı. İnsan gördüğünden öğrenir, etkilenir ve öğrendikleri ve etkilendikleri gördüklerini etkiler. Wow! Bir anda bütün noktalarım birleşiyordu. Demek o yüzden o küçük sahil kasabasında ya da o minik ilçede ya da minik şehirde yaşadığımda o mağazada o satışçının bana sunduklarının içinden seçimsizliklerimi aslında seçmiştim. Ve aslında gördüğüm her şey beni etkilemişti. Gördüğümüz her şey bizi etkiliyordu ve biz de gördüklerimizi etkiliyorduk. Hatta toplumu bile şekillendirebiliyorduk. O yüzden de şimdi renkler benim için daha da anlamlıydı. Bana şunu söyleyebiliyordu. Yeşille pembeyi giyebilirsin Rüzgar. Evet, Koçarlı'daki kurbağalardan değil ama Costa Rica'daki kurbağa bana hangi renkleri bir arada kullanmam, nasıl desenleri oynamam gerektiğini söylüyordu. Sonrasında gezdiğim o tarlalar, çocukluğumda gezdiğim güne bakan çiçeği tarlaları bir anda sanat tarihi dersinde, bu arada akışkanlar mekaniğinden daha çok zamanım sanat tarihinde, soğuk savaş tarihinde, psikolojide, tarihte, fizik bölümünde, fizik bölümün kantininde geçiyordu. Evet, kantinde birazcık daha fazla. Evet.
Ve işte o zaman Van Gogh benim için daha anlamlı olmaya başladı. Gördüğüm kaplumbağalar üstündeki desenlerin daha yıllar sonrasında ton sür ton, ton üstü ton olacağını bize söylüyordu. Ve şu anda moda oluyordu. Sonrasında benim için Osman Hamdi Bey'in eseri daha da bir farklılaşıyordu. Ve güller, o yeşil ve kırmızının uyumu, dengesi, bana hayır giyemezsin dedikleri bir anda bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Ve ne yapmam gerektiğini bana söylüyordu. Sonrasında tonlara ayrışıyordu. Gülün tonuyla gelinciğin tonu bir başka bir şey söylüyordu. Ve o yüzden Monet'in eseri artık gördüğümden etkilendiğimi tekrar etkilediğim bambaşka bir şeye dönüşüyordu. Ve renkler turuncuyla maviyi bana kullanabileceğimi söylüyordu. Öğrendiğim başka bir dersteki, mimarlıktan aldığım bir dersteki kavram, altın oran her şeyi yeniden şekillendiriyordu. Yeni bir nokta geliyordu. O bana diyordu ki, Da Vinci gibi, Mimar Sinan gibi zamansız olabilirsin diyordu. Çünkü öyle bir eser ki 1500'lerde, 1400'lerde yapılsa bile hala güzelliğini koruyabiliyordu. Ama moda geçebiliyordu. Ve sonrasında anneannemle küçükken kovaladığım kelebeklerin üstündeki altın oran beni cezbetmeye başlamıştı. Sonrasında mandalina ağaçlarından mandalin balığına doğru bir yolculuk başladı. Ve küçükken topladığım taşlar her birisi bütünleşti ve bir halkayı oluşturdu. Sonra tabii ki bir üstüne geçtim. Artık marketing, satış, işte böyle başka başka kavramlar girdi hayatıma ve orada beş duyu ve bir duyguyla karşılaştım. Beş duyu ve bir duygu. Hatta bir tanesinden de çok etkilendim. Coca-Cola bize yıllardır nasıl satıyordu? Bir bardak geliyor, içine buzları atıyorlar, sonra bir ses geliyor, tıs diye. Sonrasında bardağın içine kola yavaş yavaş boşalıyor. O sırada her şey asitler masitler muhteşem. Ve o sırada bir el gidiyor bardağı alıyor. Devamını belki görmüyoruz bile. Kadın mı erkek mi çocuk mu yaşlı mı kilolu mu zayıf mı kaybeden mi kazanan mı? Ve yavaş yavaş yutkuna yutkuna hiç filtresiz tüm sesleri duyarak kola içiyor. Sonrasında bir ses daha geliyor. Ve işte o yüzden beş duyu ve bir duygumuzu yakalayarak bizi kendine bir şekilde mecbur ediyor. Ve işte o noktada dedim ki aynısını biz de yapabiliriz. Aynı işte makrodan mikroya. Kişi için de geçerli bu. İnsanlar bizi görüyor, insanlar bizi duyuyor, insanlar bize dokunuyor, ellemiyor. Biz de ellemiyoruz, dokunuyor. Ve insanlar bizi kokuyor, kokumuz, tat, hepsi. Ve insanlarda bir duygu oluşturuyoruz. Ama öncesinde kendimiz de bir şey hissediyoruz. Hissetmemiz gerekli. Sonrasında hepsi birleşti. Tıpkı atomun molekülleri oluşturması gibi. Ve sonrasında dünya değişti. Dedi ki moda diye bir şey var. Moda çok moda oldu aslında. Hep vardı ama çok moda oldu sonrasında. Güzel kadın, güzel erkek, mükemmel olmak, fit olmak, ince olmak bir anda hikaye değişti. Moda mı, stil mi, imaj mı, trend mi? Bütün kavramlar havalarda uçuşmaya başladı. Eski stil ikonları yerine yeni dünyada it girl'lere bıraktı. She değil, it. Yani sunulan her şey metalaşmaya başlamıştı. Ve o yüzden de ikonlar bir anda yerini bambaşka bir şeye bıraktı. Sonrasında dedik ki ya İtalyanlar nasıl yapıyor böyle havalı renkler, kombinler, mombinler falan filan. Ama bilemedik ki hikayede noktaları birleştirmek önemli. Bir stilin olabilmesi için önce ben kimimi çok iyi tespit etmek gerekli. Ve işte o yüzden Ayşegül yerini bir anda stilim sensin bebeğim programlarını bırakmaya başladı. Ama bir şeyi unuttuk. Zarafet de yerini çemkirmeye bıraktı. Ve stilde metalaştı. Buzdağı. Halbuki sorulması gereken en önemli soru ben kimimdi? Ama bunu o kadar uzun süre önce terk etmiştik ki. O yüzden aslında şunu hatırlamamız gerekiyor. Stil sizin kendinizi muhteşem bir şekilde dünyayı ifade ediş tarzınız. Stil sizin yapmak istedikleriniz, olmak istedikleriniz ve aynı zamanda olmak istemedikleriniz. Dolayısıyla stil sizin yaşamınızın manifestosu. Bu yüzden stil gerçeğiniz ve stil doğrunuzla kendinizin yol alması gerekiyor. Anlamlı o farklılaşmayan her şey metalaşır.
Hep bunu savunuyorum. Anlamlı farklılaşmayan her şey metalaşır. O yüzden anlamlı farklılaşmak gerekiyor. O yüzden stil modadan burada ayrışıyor. Ve o yüzden kendini ifade etmek oluyor. Kendini renklerle, desenlerle ifade etmek oluyor. Tam da bu noktada stil gerçeklerini hatırlamak gerekiyor. Stil öyle çok yüzeysel bir şey değildir. Hayır, katılmıyorum. Stil tam tersi matematiktir. Stil fiziktir. Stil kimyadır. O yüzden ne giydiğiniz değil, nasıl giydiğiniz önemlidir. Proporsiyonlar, oran, orantı hepsi matematikte gizlidir. Diğeri kimyası. O yüzden de ne olduğu, kimin giydiği çok daha önemlidir. Ve tam da bu noktada kıyafetler konuşur. Kıyafetler konuşur. Biz istesek de istemesek de konuşur. Ama bizim istediğimiz gibi konuşması tabii daha değerli. O yüzden de içindeki Bengal kaplanı işini yaparken ya da kendini ifade ederken ortaya çıkması gerekir. Kıyafetler konuşur. O yüzden gerçekten bir çıta olmadan, kaplan olmadan ya da leopar olmadan üstünde kıyafet gerçekten öyle olabiliyor musun? Dolayısıyla yapmak değildir, taklit etmek hiç değildir. İnternet sayfalarında aradığımız ve bulmaya çalıştığımız da değildir. Yüzünü dönmen gereken yer tamamıyla farklıdır. Bu yüzden peki ama nasıl? Doğadan ilham al. Doğa sana bütün desenleri söylüyor. Hem de en güzel halleriyle. Doğadan ilham al. Ve işte o yüzden bütün markalar zaten oradan ilham alarak bir şeyler yapıyor. Ve doğadan ilham al. Sana desenlerin hikayesini anlatabilsin diye. Renklerin dilini konuşabilsin diye ve sanatla beslen. Çünkü ne varsa işin tam da o tarafında var. Öyle bir şey ki pop art diye bir şey görüyorsun, sonra bir bakıyorsun ürün olarak sana sunulmuş. Ama hikayeyi oluşturabilmek için işte bütüne bakmak gerekiyor. Ve gör, daha çok gör. Bak, daha çok bak. Hisset, daha çok hisset. Seyahat et, daha çok seyahat et. Gördüğün her şey, biriktirdiğin her bir nokta sonrasında çok daha anlamlı parçalar olacak sonunda. Ve stil zamansızdır. Dün vardı, bugün var, yarın da olacak. O yüzden yaşı yoktur stilin. Şu anda sana söylenildiği gibi şu yaşta olması gerekli denilmez, şu bedende olması gerekli denilmez. Bir şekilde hayata kendini ifade ediş tarzındır. Gülümsemenle, yürüyüşünle, hikayenle. Ve o yüzden de sana aittir. O yüzden de önce insanın kendini sevmesi gerekir. Aynada çocuklar kendilerine bakarlar ve bir öpücük atarlar. Çoğu zaman. Sonra büyürüz ve bunu unuturuz. O noktayı hatırlamak gerekir. Ve aslında modellemek lazım hayatta. Stil dediğin şey baktığında bir meyvede bile alacağın ilhamla saklı kendinde. Ve o yüzden de bir duruş, yürüyüş, üzerindeki renkler, ışık var olduğu sürece renkler var. Işığını yansıtman aslında. Stil başkasına ihtiyaç duymadan kendini dünyaya yansıtmaktır. Konuşmanla, gülüşünle, renklerinle. Bu yüzden üzerinde bilmem ne markası olmasına ihtiyacın yoktur aslında. O yüzden de noktalar daha da anlamlı olur sonunda. Kendine bakman gerekiyor en başa ve noktaları yeter ki birleştir. Çünkü bir yolu var. O yolda noktaları birleştirdiğinde kendi yolunu, kendi stil yolunu yapıyorsun aslında. Kendi yaşam stilini de oluşturuyorsun bir diğer tarafta. Ve o yolculukta stilini ve ışığını yansıt. Teşekkür ederim.